Önümüzdeki hafta önemli, kritik bir hafta ama bir yandan yine Beşiktaş da bu haftayı bir puanla kapatmış oldu. Onu da konuşalım istiyorum. Serdar, bir de izleyiciler tabii forvet transferini soruyor. Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da merak ediliyor transfer. Ve Beşiktaş'ın da ilk haftaki performansı da zaten hani tartışılmıştı biraz. Bu hafta da tabii puan kaybedilince izleyiciler de forvet transferini soruyor. Neler söyleyeceksin? Tabii şimdi maçta 1-0'dan sonra Beşiktaş ikinci golü bulabilecek pozisyonlar içerisine girdi. Vida'nın, Kallari'nin. Oyun olarak tamam çok böyle iyi bir oyun değil ama sonuç itibariyle 2-0 bulduktan sonra maçın skoru çok daha farklı bir yere gidebilirdi. Tabii tartışmalı pozisyonlar var. Orada işte Atiba'nın pozisyonu var. Verilmeyen bir penaltı. İşte Galatasaray maçında verilen bir penaltı çok benzer. Ki bana göre Galatasaray maçındaki penaltı bu da penaltı Beşiktaş maçındaki de. Burada demek istediğim nokta hakemlerin her maçta aynı pozisyonlar üzerinde farklı kararlar vermesi. O çok tartışıldı. Ve hatta yorumcular bile aynı pozisyonlar içerisinde farklı yorumlar yaptı. Bunlar tabii hakemlerin bu farklı kararları yüzünden yorumcular da etkileniyor. Tabii Beşiktaş forvet almak zorunda. Kimisi de forvetler de almak zorunda. Demin Doktor Kubilay bir yayındayken ben de böyle bir WhatsApp'tan tabii biz elimiz ayağımız durmuyor. İstihbarat kovarız gece gece. Evet. Beşiktaş Abubakar için Porto'ya resmi teklifini sundu. Tüm evraklar gitti. Eğer artık yarın oldu. Sabahleyin yani bu sabah Porto okey derse Abubakar akşam İstanbul'a gelebilir sağlık kontrolü bu için. kadar hızlı gelişecek Bu kadar diyorsun hızlı gelişti. yani. Bu İspanya'da bir kulübe gidiyordu. Son anda Evet. iptal ettiler onu. Beşiktaş'ın teklifi gelince. Adı çıktı bugün çok. Başakşehirli Abubakar'ın. Yalanladı Evet, Başakşehir Başakşehir'le onu. de adı Evet, geçmişti. KC'de doğru Porto onaylarsa Abubakar bu gece İstanbul'a gelecek sağlık kontrolü için. Çok flash bir gelişmeyi Evet, çok. paylaşmış olduk bu arada izleyicilerimizle. Tabii Kalinic konusunda işler biraz orada sıkıntıya girdi. Oyuncunun İtalyan basınında açıklamaları var galiba ya da Evet. haberleri var. Hani gelmeye çok sıcak bakmıyor diye. Evet, Roma konusunda istekli olduğu haberleri de çıkmıştı. Oyuncunun reddettiği konuşulmuştu İtalyan Roma'da basınında da. Zeko'yu sattı değil mi? Juventus'a verdi. Edin Zeko gitti. Evet, Ya gitti. onların da var öyle bir oyuncuya ihtiyaçları var orada. Belki tekrar oraya kiralanabilir bilmiyorum ama şimdi burada Abubakar eğer Porto hayır biz başka bir kulübe söz verdik size vermeyeceğiz de diyebilir. Ama Porto Evet, okey Porto'dan derse cevap bekleniyor. onaylarsa yetiştirebilirlerse Abubakar'ı hemen sağlık kontrolünü alacaklar ve çok enteresan bir sözleşme yapılıyor. Yani burada Beşiktaş'ın menfaatleri neyi gerektiriyorsa çünkü sağlığı hakkında çok tartışmalar Evet. oldu. O Burada Beşiktaş gözetilerek bir zarara sözleşme girmemek için yapılacak. neyi gerektiriyorsa o evrakları, o sözleşmeyi, o maddeleri kabul ettirecek. Yani süre alması ile ilgili Biraz özellikle. performansa dayalı bir sözleşme de olabilir. Fakat Abubakar'la diyelim sözleşme imzaladı. Forvet transferi bitti mi? Hiç belli değil bakın. Evet. Hiç belli değil. Transferin son günlerine doğru. Çok iyi teklifler alabilir kadro içerisindeki bazı oyuncular. Güven'e geliyor, Kallari'ne geliyor, Umut'a geliyor. Bir tane daha yabancı forvet gelirse ben şaşırmam. Yabancı bir sağ bek aranıyor mecburen. Nazım'la olmadığı için. Ben forvet transferinden sonra bir ikinci forvet daha gelir mi? Gelirse ben şaşırmam. Ama şu an için Abubakar'la ilgili olan gelişme tamamen bu şekilde. Şimdi Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Abubakar için aslında şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani ifadesi şu mesajı veriyordu. Biz arayışlarımızı sürdürüyoruz ama Abubakar daha sonraki bir hani ihtimalimiz, tercihimiz gibi bir ifade kullanmıştı. Aslında tamamen kapıları kapatmamıştı Abubakar için. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi aslında durum Kalinic sıkıntıya girdiği için biraz Abubakar'a döndü diyebilir miyiz? Peki başka hangi adaylar olabilir? Kalinic'de sıkıntı var mı emin değiliz. Yani Kalinic olmayacak anlamı çıkmıyor bu transfer eğer olursa. Ya Abubakar geliyor tamam bitti her şey falan anlamı Yani çıkmasın. sen Bak diyorsun ki aslında Abubakar'la evet forvet transferi bitmez. yani bitmeyebilir. Başakşehir oyuncunun durumunu sormuş. Yani hiç ilgilenmiyoruz falan gibi bir şey ama oyuncunun durumu hani nabız yoklama denirdi bunlara. Bu böyle bir şey olmuş, girişim olmuş yani almaya çalışmalar Ben falan ama oyuncunun Başakşehir'in durumu nedir şey diye. de çok istediğini duydum. Kenan Karaman'ı.
Onu ben duymadım. Yani 2 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli varmış. Galiba o konuda bir problem yaşıyor. Başakşehir'in de sattığın kadar al gibi bir durum var galiba. Bonserviste oyuncu alamıyorlar. Evet. Berkay Eker, Koyta yeniden Beşiktaş'ın gündemine gelir mi diye sormuş sana Serdar. Koyta için Beşiktaş'tan 5 milyon euro istediler. 5 milyon euro yani kibarca reddettiler. Yani aslında fiyatı biçerek olmaza tabii getirmiş oldular bir yandan da. Peki Abubakar diğer geldiği dönemdeki gibi aynı performansı gösterir mi Beşiktaş'ta? Ya tabii bilemiyoruz. Ya bunlar hepsi bir risk. Ki hatırla geldiği zaman da ilk başta çok bekleneni veremediği konuşulmuştu. Özellikle Gomez sonrası hani çok büyük bekleneni veremedi ama bu bekleneni veremeyecek anlamına gelmiyor. Yani bu adamı nereden buldunuz diyenler Abubakar'ın hiç geçmişini bilmeyen adamlardır. Evet. O an Beşiktaş'a geldiğinde belki ismini duymuştur. Onu söyleyen adamlar. Abubakar'ın Fransa'daki geçmişini bilen bunu söylemezdi. Zaten. Afrika şampiyonasından döndü. Sonra orada kendini buldu. Tabii uçtu ondan sonra. Yani o zamanki Ocak-Şubat döneminden sonra patladı. O zamanki sıkıntı da zaten Abubakar'ın kendisinde değildi. Abubakar'ın arkasındaki yapıdaydı o zamanki sıkıntı. Yani ne kadar iyi forvet olursanız onun arkanızdaki yapı üretemiyorsa atamazsınız. Kim olursa bütün oyuncular için geçerli yani, tabii ki. Kim olursanız olun atamazsınız. Abubakar bu gelişinde gene aynı etkiyi yaratır mı? Bilmiyorum. Şimdi ciddi o bir başka sakatlık atlattı ama mesela sağlıklı bir Abubakar stoper döver Türkiye Ligi'nde. Stoper döver. Güçlü bir adam çünkü. Efendim Porto'da niye oynayamıyor? Porto'da oynayamamasının nedeni 1,5 seneki önceki ciddi sakatlık geçiren Abubakar'ın önüne alınan adamlar. Abubakar'ın önündeki adamlar toplamı 100 milyon euro. Bunlardan birini de Fenerbahçe almaya çalışıyor. Zé Luis. Ki alamıyorsun yani. Ciddi bir maliyeti var. Böyle adamlar varken orada değil Abubakar. Burak Yılmaz da olsa o üçlüyü biraz zor keser. Tarafsız olarak izleyicimizin sorusunu soracağım. İdris, Balotelli'yi kabul etmeyen Sergen Hoca Abubakar'ı nasıl kabul etti? Sorum Serdar Sarıdağ demiş. Balotelli'yi kabul etmeyen onu nasıl kabul ederle ilgili bir soru bana tuhaf geldi. Çünkü Balotelli'yi Sergen Hoca sence niye kabul etmiyor değerli izleyici? Niye İdris etmedi? İdris Bey. Ben Balotelli burada rehabilite mi edeceğim? Balotelli'yi herhalde birçok teknik direktör kabul etmezdi. İstemez. Ki Şenol Güneş de o dönem gündeme geldiğinde evet, istememişti, yani kabul sıkıntılı, etmemişti. Ama Balotelli'nin çocukken yaşadığı sorunların içine girip de ona dokunabilirsen Balotelli'ye, Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olur. İlk ona girer. Futbol tarihinde. Eleştiriler de var bu arada. Mahmut Gök demiş ki Abubakar transferi için mi bekledi bu taraftar bu saate kadar? Transfer döneminin başında kamptan önce alınabilecek oyuncu için mi uğraşıldı, beklenildi bu kadar zaman? Taraftar bunu kabul eder mi sizce? Mantığa sığar mı? Ben yaptım yani sosyal medyada baktığımda Abubakar'ı isteyenler de var, istemeyenler de var. Abi yani, haksızlık ediyorlar ama ya. Çok büyük şey değil. Yani kulüpler bugün o kadar zor durumlar yaşıyorlar ki. Mali olarak özellikle. İşte bir de süreç var. Pandemi süreci var. Neyin ne olduğu belli değil. Yani çat diye alıp getiremiyorsun. Bugün Abubakar'ın sakatlığı olmasa alamazsın. Hı hı. Yani Beşiktaş eğer alacaksa Abubakar'ı, bak Serdar'ın dediği gibi önce kontratla kendini koruyor. İşte parasını boşa harcamak istemiyor, kaptırmak istemiyor. Yeni bilgiler geldi, istiyorsan söyleyeyim. Hemen dinliyoruz. Abubakar yönetimi her türlü sözleşme yapın, ben kabul ediyorum demiş. Hiçbir sakatlığım da yok. Beşiktaş'a söylüyor bunu. Hiçbir sakatlığım da yok. Oynadıkça daha fazla kazanırım hatta demiş. Burada aslında yani Abubakar'ın Beşiktaş'ta bu şampiyon, sözü... Beşiktaş'ta tekrar şampiyonluk yaşamak için gelmek istiyorum demiş. Yani burada iş Porto'ya kaldı diyebiliriz o zaman. Evet. Değil mi? Çünkü her şeyi kabul edecek. Çünkü başka kulüpler de devreye girdi. İspanya'daki o teklifi iptal ettirmişler ama Fransa'dan da var galiba. Abubakar çok enteresan bir sanatçı. Ama oyuncu burada ne isterse tabii. Oyuncu da buraya gelmeyi çok istiyor. Serdar. Şeyi hatırlasana. Hani oraya gittiği zaman Beşiktaş'ın maçından sonra Babel'le birlikte böyle video çekmişlerdi. Çok da eleştirilmişti evet, aslında. Evet, evet. Porto maçı. Porto maçından sonra. Porto taraftarı da çünkü eşitliğine karşı öyle bir yapısı var. Taraftarı çünkü Porto taraftarını çok kızdırmıştı. Evet. Hatta buradaki maçta da üçlü çektirdi. Evet, buradaki maçta da üçlü çektirdi. Concesao'ya sordular soruyu. Teknik direktör Concesao'ya. O da şaşırdı.
hani ne demek istiyorsunuz diye Türk basını üçlüyle gibi yani ne yaptı? Taraftarları yapabilir dedi. Yani sonuçta burada forma giydi. Tribünlerin sevdiği bir karakter. Evet. Bu bana ters gelmedi dedi. Yani baştan sonra ona benzer açıklamalar yaptı ama o da olayı idrak edememişti. Yani Abubakar'la Beşiktaş tribünlerin arasındaki bağın bu kadar güçlü olmasına şaşırmıştı. Evet. Şimdi Cenk Tosun diyor isteniyor değil mi? O da bir ciddi sakatlık geçirdi. Hı hı. Daha güçlü dönüyor. Zeynep'in de geçmişte sakatlıkları var. Zaten sakatlık şimdi Trabzonspor'un aldığı oyuncu bağları koptu. Efobe. Yani yok şeyi şeyi diyorum. Soruyorum. Santrafor değil mi? Yok yok orta sahayı. Tronsen. Tronsen'i soruyorum. Efobe de öyle. Çaprazdan ama çıkmış bir oyuncu. O da daha öncesi. Var. Sıfır sakatlık geçirmiş. Yani hiç sakatlık geçirmemiş bir oyuncunun sakatlanmama riski var mıdır? Var. Abi ya yani bir de spor yapan sakatlanır ya. Öyle bir durum. Yani ben savaşa gidiyorum bana kurşun gelmesin ama diye bir şey yok. Ben yaralandım. Ya Dembaba örneğini de verebiliriz. Bacağını kırdı ve yani Başakşehir'e kattığı performansı tartışılmaz herhalde. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam Muslera'yı oynatmam. Hemen satarım sakatlandı diyebiliyor muyuz? Diyebilir miyiz? Hayır. Yani bunu şey de var. Bak nasıl lazım. Dönecek her zaman soru işaretidir öyle, ama. Bakın öyle bakmayacaksınız. Yani bu diz sakatlıkları sıkıntılı sakatlıklar. Biraz o yüzden yani, ikinci forvetle yani dizden döndüğün zaman bütün sporlar için geçerli bu. Yani özellikle voleybolcular değil mi? Zıplayan, düşen oyuncular için. Yani dizler önemlidir. Dizden sakatlanan bir oyuncunun yani önceki performansına ulaşması, yani ulaşır mı? Sayılıdır belki ulaşanlar. Genelde enderdir yani. Ondan da diz sakatlıklarını, yani o ciddi sakatlık geçirmiş oyuncuyu alacaksanız, buna niyetliyseniz belli bir periyot koymanız lazım. Bakınız işte Robin Van Persie yani. Evet. Yani o nedenle yani Abubakar da gelir uçar mı? Uçar. Ama bir maç var, üç maç yok. O etap da olabilir yani. Onu da yaşayabilir. Ha bir de sert bir lige geliyor. Onu da bir kenara koymamız lazım. Evet. Onu da düşünmemiz lazım. Ve bu kulüplerin bu riskleri alarak ona uygun sözleşme yapıyorlarsa bu en doğru hareket olur. Çünkü bir tarafında da imkanı yok. Yani bonservis vermeyeceksin, işte oyuncuya az vereceksin. Belli bir bütçe içinde gitmek zorundasın. Ve o bütçelerle de bir de takımı da rahatsız etmemek zorundasın. Hem gidiyorsun oyuncuna diyorsun ki indirim yap ya, korona geldi. Evet yine şimdi Lens'ten indirim isteği gündemde yani Beşiktaş'ta. Ya maliyeti düşürmemiz lazım diyorsun. Sonra yüksek paralar verip oyuncu alacaksın. Sonra ne diyeceksin yani? Oyuncuya da bir yüzün olmaz. Ondan da yani şeyler, izleyenler, taraftarlar yok sabrımız taşıyor, yok almadılar ne yapalım? Beşiktaş tutmaktan mı vazgeçecek yani santrafor almazsa? Şimdi tabii yani, hem Fenerbahçeliler forvet transferi bekliyor hem Beşiktaşlılar. Burada da bir kıyaslama yapmış bir izleyicimiz Hasan Arslan Bağ. Samatta mı Abubakar mı diye sormuş. Tabii şimdi iki rakip takımın da getireceği forvet merak ediliyor. Ki zaman zaman aynı isimlerle de ilgilendikleri oldu iki takımın da. Böyle bir kıyaslama yapmış. Ama ya mesela kariyerde Abubakar önde. Yani ona bakarsan. Ama öbür taraftan da geçen bizim Mehmet'le program yaptık. Mehmet Özcan'la. Samatta da Zeruis'te mesela geçen sene Fatih Hoca'nın radarında olan oyuncularmış. Hı hı. Falcao'ya gelince rafa kalkmış. Tabii bütün para Falcao'ya gidince bu oyuncuların bütçesi kalmamış. Galatasaray'ın. Şimdi Fenerbahçe'nin ciddi günü. Hem Fenerbahçe'nin şu şansı var. Kurşunu var elinde. Oyuncu sattı. Evet. Yani 2-3 tane oyuncu sattı. Belli bir bütçe oluşturdu kendisine. O bütçelerle de bonservisli transfer yapabiliyor en azından. Şimdi derbiye yine geleceğim. Bir yandan da Galatasaraylılar orta saha transferini merak ediyor. Yine Seri gündeme geldi. Galatasaray dönüp dolaşıp yine Seri de karar kılıyor. Tabii oyuncuya da yeni bir teklif yapılacak. Daha önce Dumbia ismi vardı. Gelecek, gelebilir. En yakın isim hatta Dumbia'ydı. Şimdi İbra yine Seri'den yana döndü. Gürcan Bilgiç sen ne dersin? Aslında hemen kısa süre sen ne dedin dönüp dolaşıp? Dönüp dolaşıp değil. Seri Galatasaray'ın kapısına ayrılmıyor aslında. Ondan dolayı Fatih Hoca ve yönetim Seri'nin üzerine odaklanıyor. Çünkü oyuncu... Evet, forma şansı bulamıyor. Seri bir Fatih Terim hayranı. Bu yakın çevresine öyle söylüyor. Bunun çok net bilgi bende. Hocayla çalışmayı seviyorum. Bu stilde çalışmayı seviyorum. O yüzden Galatasaray'a geri gelmek çok istiyor. Ki bence de olma ihtimali var. Ben doğru bir seçim eğer yakalarlarsa. Bence de.
Yani en başından beri aslında Galatasaray'ın tabii macera yani, aramadığı ve istediği oyuncuydu. Tabii canım, yani performansını biliyorsun, ne bekleyeceğini biliyorsun. Uyum problemi olmayacak. Mesela NDI'yi de doğru seçim. Amerika'yı yeniden keşfetme anlamı canım, yok. Tabii canım, taraftar karşı çıktı, isyan etti falan ama NDI'yi de doğru seçimdi. Hı hı. İşte öteki Etebay'ı aldılar. Onu almadılar, Etebay'ı aldı. Yani seriyi almaları, seriye gitmeleri. Ve iyi de bize sezon geçirdi geçen sene. Özellikle ikinci yarı, ilk yarı periyodunda yoktu. İşte Enzonziler, Luminalar, Yannon'un arasından fırsat bulup oynayamadı ama ikinci yarı çok çok iyi performans gösterdi. İyi oyuncu. Yararlanabileceğim bir oyuncu yani. Seri, Taylan, Belhanda üçlüsü nasıl sizce demiş Murat Danış. Yani, Seri, Taylan, Belhanda. Ben sana yani çok yaratıcı bir üçlü. Yani bu üçten öne oynarlar mı? Oynarlar. Defansa yardım ediyorlar mı? Seri varken peki Taylan yine şans mı? Bu performansıyla bulur gibi görünüyor. Katılır mısınız? Tabii canım, yani artık Taylan'ı yazarsın. Ama şunu da söyleyeyim size. Taylan'ı yedirmeyiz yani, diyorsun. Aslında yedirmememiz lazım. Ama şunu söyleyeyim size. Galatasaray gidecek, oraya böyle böyle transfer edecek ve Taylan gene oynamayacak. Bilemeyiz. Bak, gerçekten görürsün, bilemeyiz. Hayır, görürsün. Aynısı Ömer Bayram'da oldu. Bütün izleyiciler bunu merak ediyor. Geçen sene buradan da bir tweet Ömer gelmiş. Bayram, yeni transfer Taylan'ı keser mi diye soruyor. Ömer Bayram çatır çatır oynuyordu. Ne oldu? Onyekuru bir transfer edildi. Geçmiş olsun. Abi şimdi Onyekuru... Geçmiş olsun yani. Onyekuru geldiği zaman ne yapacaksın? Uzan getirme. Abi yani asist kralım var önünde. Ama Onyekuru... Yani Onyekuru'yu transfer ettiklerinde... Abi, Ömer Bayram asist kralıydı Galatasaray'ın takımının. Gürcan abi, Onyekuru'nun gelişiyle şey olabilirdi Galatasaray'ın. Pandemi olmasa şampiyon olabilirdi. Büyük etkisi oldu. Evet. Onu diyorum yani, o ben bir şey demiyorum. O yani bir şampiyonluk hamlesi, o Ömer'i kaybetme hamlesi değil aslında. Ama öyle düşünmüşsün. Seri de bir hayır, bu haftasında şampiyonluk hamlesi olabilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Taylan'ın performansı, bizim konuştuğumuz övücü performansı, Taylan'ın orada kalıcı olacağı anlamına gelmiyordur. He. Ben onu demeye çalışıyorum. Belli olmaz diyorsun. Yani. Öyle bir aldıklarında nasıl Onyekuru'yu aldılar? Ömer Bayram bakın asist kralıydı takım geçen sene. Evet. Onyekuru geldiğinde. Sonuçta iyi istatistiklerine rağmen bu iki maçtaki ya da bundan sonraki maçlar ne yapar bilmiyoruz ama bir ön libero alırsa Galatasaray, Taylan gene kulübeye gidecek. O ön libero oynayacak. Onu seçmeyecekler yani. Ben bu iyi mi kötü müdür? Seçmeli mi seçmemeli mi? Otururuz bunu tartışırız, konuşuruz yani. Bu arada bir ankete bakalım isterseniz. Anket ne bakalım, durumda? Bakalım. Süper Lig'de 2 haftanın en iyi performans gösteren oyuncusunu sormuştuk sizlere. Adaylarımız Barrero, Belhanda, Gökdeniz Bayraktar ve Zukanoviç'ti. %69 ile Belhanda önde, onu %13 ile Gökdeniz Bayraktar takip ediyor. %11'de Barrero var ve Zukanoviç de %7'de. Anket devam ediyor son 45 dakika. Asport Twitter adresine girerek oylarınızı kullanabilirsiniz. Sizlere haftanın en iyi performans gösteren oyuncusunu sorduk. Tabii görüşleriniz başka oyuncularla ilgiliyse onları da bizlere Twitter üzerinden yazarak fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Evet, Galatasaray'da orta saha arayışını konuşuyorduk. Tabii Fenerbahçe forvet transferini yaparsa 11'de o isme şans verir mi derken, peki Galatasaray 11'ini değiştirir mi? Nasıl bir 11 ile çıkar derbide? Bir de Avrupa maçı var çünkü arada. İsterseniz bir de Fatih Terim'in derbi planları nasıl şekillenir onu konuşalım. Ben zannetmiyorum değiştireceğini. Ya yani Hajduk maçında muhakkak rotasyon yapacaktır. Yani kimi yapar? Falcao, Ajak ne yapar? Yine diğer maçta Nefçi maçında tabii yani, yaptığı gibi. Tabii yani çok büyük değişiklik. Saracı zaten evet, sakatlığı var. Sol bekte rotasyon yapacaktır. Yalnız bunu elerse gruplara kalır diyor değil mi Serdar? Başka maç yok. Yok, var maç var. Var, playoff yine var. Benim bildiğim bir tur daha var. Bir tur daha mı? Rangers'la eşleşecek büyük ihtimal. Evet. Büyük ihtimalle. Beşiktaş mesela geçerse Bodo, Milan Bodo'nun galibi. Hayır mesela, hı-hı, yani derbi evet önemli ama bu maç da önemli. Tabii canım. Yani o açıdan böyle çok sert bir rotasyon bekler yani misin? Ben beklemem. Yani Nefçi Bakü gibi bir rakip değil. Değil. Tudor'un değil, eski takımı. Aynen. Yani bir ay önce bıraktı bir takım. Tudor'un izleri var o takımda. Sıkıntılı evet, bir maç yani Galatasaray açısından. İkisine de aynı önemi vermek zorunda. Ki Fatih Terim Avrupa derbinin telafisi var mı ligde? İddialı var olduğunu söyledi. Var. Derbinin telafisi ligde var. Hajduk'un telafisi var mı? Yok. Köprüden önce son çıkış olur.
Ülke puanı önemli. Sen çok büyük bir rotasyona gideceğini düşünmüyorsun. Yok, aynı kadro devam eder. Sonuçta arada 3-4 gün olacak. Bence de yani Sakat Saracchi'nin yerine... Aynı kadro. Hem derbide hem belki de derbinin provası olacak. Evet. Ki Galatasaray'ın Avrupa maçlarında böyle alışık olduğu bir aslında şey bu. Bir önceki iki sezonluk şampiyonundan sonra Şampiyonlar Ligi maçlarında da çok sıkışık bir fikstürlü oynamıştı zaten. İkinci tekim o dönem oynadığı takımlara göre biraz daha belki daha rahat bir rakip. Psikolojik açıdan baktığınız